Farka bakın. Ya maskara beni gerçekten çok değiştiriyor. Nilen beni Twitter'dan engelli diye söyledi bir yıllar önce. 4.75 bir gözüm, diğer gözüm 4.50. Artı bir de astigmatım yani. Harika bir çocuğum. İşaret dili alıyorum. Bu harika bir şey bence. Rahatça temel konuşmayı yapabilecek hale gelecekmişim. Herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir haftalık ya da birkaç günlük vlogla karşınızdayım. Bugün markalardan gelenlerle size makyaj yaparak hazırlanmak istedim. Daha sonra annemlerle birlikte ve Naz ve Onurhan ve gelebilirse Dodo hep birlikte yemeğe gideceğiz. Onu hazırlanırken yeni ürünlerle yapmak istedim ki size de göstereyim. Öncelikle kaşlarımda L'Oreal'in bu pomadını kullandım. Boşlukları doldurmak için. Bunu çok seviyorum. Zaten enmeyi makyaj videomda da kullanmıştım. Oldukça pratik ve hızlı. Telefonum mu çalıyor, dışarıdan ses mi geliyor? Oldukça pratik ve hızlı bir ürün. O yüzden bunu çok sevmiştim. Bugün maskara bazını deneyeceğim. Ve aynı zamanda maskarasını deneyeceğim. Maskara bazını ve maskarasını deneyeceğim. Bunları böyle L'Oreal'den gelenler olarak göstermek istedim. Bir de Paradise'ın normal maskarası. Bu suya dayanıklı olanmış. Bu normalmiş. Suya dayanıklı olanını daha önce hiç kullanmadım. Dudaklarıma Flormer'ın bu lip primer'ını sürdüm. Tamamen renksiz ve nemlendirici gibi. O yüzden onu şu an dudağımda bekletiyorum. Dudağı en son geçerim diye. Aynı zamanda arkadaşlar Flormer'den gelen böyle bir kutu bu arada. Urban Sound sanırım koleksiyonun adı, aynen. Oo. Burada bu renk bir ruj var. Bu ruj benim için fazla koyu çünkü benim dudaklarım ince. Koyu rujlar bende çok güzel durmuyor. O yüzden bunu bugün kullanmayabilirim ama göstermek istedim. İsmi de 05. 05 Urban. En çok merak ettiğim şey arkadaşlar bir contour kiti çıkıyor içinden. Sculpting kit. Rengi de 02 medium benimkinin. Hep birlikte bunu deneyelim. Bu arada saçlarım şu an ıslak, aşırı ıslak. Kurudukları zaman onlara at kuyruğu yapıp daha sonra da çıtçıtlarıma takacağım. Renk güzel görünüyor. Çok fazla küçük saç var ve sürekli önüme çıkıyorlar. Saçlarım için biyotin kullanıyordum ama nedense ara verdim. Ve şimdi yeniden kullanmam gerekecek bence. Çünkü saçlarımı düzgün uzatmaya çalışıyorum. O kötü boyatma tecrübemden sonra, açığa boyatma tecrübemden sonra. Ama koyu saçla gerçekten hiç olmadığı kadar mutluyum. Bu arada bu rengi ben sevdim. Burada bir tane fırçaları var aydınlatıcı için. Daha önce hiç aydınlatıcı için bu fan brushlardan benim hiç yoktu. İlk kez kullanacağım. Hatta bunun aydınlatıcısını mı denesek yine? Bence öyle yapmalıyız ama. Oo, bu pudra mı yoksa? Çünkü bir saniye. Aydınlatıcı kısmı bana çok hitap etmedi. MAC'in Soft and Gentle'ını kullanacağım. Evet. Deneyecek yeni bir aldığımız da var. Bu da Dusty Rose. Dusty Rose benim zaten tercih ettiğim renklerden oluyor genelde. Acaba pigmentasyonu nasıl? Eğer aşırı yoğunsa bir anda pes pembe olmak istemem. Ha öyle aşırı, aşırı aşırı değil. Güzel. Aşırı aşırı değil, güzel dedim ve aşırı oldu ama elimde böyle değildi. Elimde gerçekten böyle değildi, gördünüz. Ama olsun, ben yine pembe yanak severim. Bu ışık bana istediğim tatmini vermiyor. Kucağımdaki şeyleri düşürdüm. Vallahi sevdim, gerçekten sevdim rengini. Ama daha elimin ayarını oturtup daha düzgün sürmem gerekecek. Yoksa o tonlar zaten Dusty Rose gibi renkler benim hep en sevdiklerim. Göstermediğim ne kaldı? Master Deep Liner. Ben Deep Liner aslında hiç kullanmıyorum. Bunu belki çekilişle size verebilirim. Aynı zamanda bu rujla beraber. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram'dan bir çekiliş yapalım mı? Bana söyleyin. Arkadaşlar bunu ben daha önce kullanmıştım. Bu dudak kalemi. Hatta sürelim. Bu arada bunun rengi SL17. Ben bu olayı çok seviyorum işte böyle rimelsiz, farsız böyle sadece dudaklar ön planda. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Ve dudaklarınız benimkinden daha kalınsa yani bu size bence yani benim günlük makyajım bu olurdu. Eğer öyle olsaydı. Ama yine de çok seviyorum tabii kendi dudaklarımda da. Bir de Brow Sculpting Duo göndermişler. Bir tarafı bir tarafı böyle. Bununla da yayıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bu da doldurmaya yarıyor. Tamam. Far paletini göstereceğim. Ben bu far paletini daha önce hayır. Daha önce kullandım. Daha önce denedim. Birkaç gün önce ve çok 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 beğendim.
Özellikle şu renk, şu renk, şu renk, şu renk. Yani hepsi çok trend renkler. Bayağı hoşuma gitti. Ama bugünkü makyajda başka bir far paleti kullanacağım. Çünkü yüz ürünlerimi Flormer'dan kullandım. Göz ürünümü de Absolute New York'tan kullanmak istiyorum. Onun gönderisine bakalım beraber. Hatta çekilişe buradan da bir şeyler katabilirim. Çünkü arkadaşlar Absolute New York her ürün gönderimi yaptığında böyle inanılmaz her şeyi bir arada gönderiyor. Burada bu far paleti vardı ama ben bunu sabırsızlığım tabii ki izin vermedi ve açtım ve kullandım. Burada da iki tane küçük palet var. Bu da o kullanmadığım ama şu renklerin güzelliğine bakın. Urban Decay Naked Heat paletine benziyor olabilir turuncular yüzünden. Hiçbir fikrim yok çünkü Urban Decay'in paletini ben hiç kullanmadım ama gördüğüm kadarıyla bana hep onu hatırlattı. Minisi. Şunun tatlılığına bakın. Ve yine oldukça trend olan renkler. O turuncular, kızıllar, sonbahara da çok yakışacak renkler. Daha sonra bunu açıyoruz böyle. Burada böyle değişik rujlar var. Metalikler var, glosslar var. Bu neymiş, çok ilginç. Aa, kırmızı ruj, arkasında da gloss mu? Öyle bir şey sanırım. Mat var, metalik mat. Aslında bugün bunu denemeyi çok isterdim ama üstüm kırmızı. Glosslar, metalik glosslar, efsane şeyler var. Icon Pro, Icon Pro by Absolute New York. Ve yine Duru'nun aklına ışığı açmak makyaj biterken gelir. Her neyse. Öncelikle şu rengi alacağım. Çünkü süper bir geçiş rengi bence. Geçiş rengi olarak katlanma bölgeme süreceğim ve çok pigmentliler. Kenarları daha sonra temizleyeceğim gibi görünüyor çünkü şu an düzgün çalışmak için fazla heyecanlıyım. Evet, geçiş rengi böyle oldu gözlerimde. Ben çok seviyorum bu rengi. Gerçekten çok tatlı bir renk. Ve daha sonra arkadaşlar, daha önce de böyle yapmıştım. O yüzden yine öyle yapacağım. Parmağımla süreceğim. Çünkü simli farları parmakla sürdüğünüzde efsane güzel sonuç alıyorsunuz. Hangi rengi ama? Bu rengi alıyorum. Ve bakın parmağımın metalikliğini görebiliyor musunuz? Göz kapağıma koyuyorum. Daha sonra kenarları biraz koyulaştırabiliriz. Koyulaştırmak için de ben şu rengi alacağım. İhtiyacınız olacak her kahverengi ve her turuncu tek bir palette birleşmiş gibi. Gözaltı için de bu sefer daha hafif olsun istiyorum gözaltım. Çok yoğun olsun istemiyorum. O yüzden bunu alacağım. Diğerlerinden daha açık. Sadece orayı belirginleştirmek istiyorum. Aşırı koyulaştırmak değil. Ya bunu alıp göz pınarlarıma süreceğim. Ben göz pınarlarıma aydınlık çok seviyorum. Ve şimdi L'Oreal'in gönderdiği Lash Paradise'ın primer'ıyla önce kirpiklerimi maskaraya hazırlayacağım. Ben ama yine kendi maskaramı süreceğim üstüne. Maybelline'in Lash Sensational. Bu benim en sevdiğim maskara. Ve bu bazla birlikte gerçekten çok güzel çalışıyorlar. Günlerdir bunları böyle beraber kullanıyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Farka bakın. Ya maskara beni gerçekten çok değiştiriyor. Bu nedir? Sadece maskara fark. Şimdi bu makyajdan bugün yanıma tek almam gereken, yani tek tazelemem gerekebilecek olan şey dudak kremi. Dudak kremimi yanıma alacağım ve yine size gösteriyorum. Dudak kremi şu an kamerada biraz daha açık renk görünüyor gerçek hayatta olduğundan. Neden böyle bilmiyorum ama her şeyin bitmiş hali bu şekilde. Sonunda bar masam geldi. O bahsettiğim ünlü, çok sevdiğim bar masası. Ve arkadaşlar üstüne de bu çiçeği koymak hayalimdi. Sabah ortalığı biraz toplayayım. Daha da güzel şekilde göstereceğim size full halini, salonun. Arkadaşlar benim barbekü partisi vlogumda arkamdaki kapıda böyle Fırat sticker vardı. Dodo'nun kardeşinin odasının kapısıydı. Ve daha sonra Fırat bize ulaştı ve böyle ona hediye göndermek istediler. Ve bu şirinliklerine bakın her şeyin. Böyle bardak. Çok tatlılar ve çok düşünceliler ve aşırı şirinler. Yani kendilerini videoda görüp bunları hediye etmek istemeleri dünyadaki en tatlı şey olabilir. Çok tatlı.
Arkadaşlar akşam yemeği için toplandık. Balkona geldik. Bir önceki haftalık vlogda da göstermiştim. Şimdi annemleri buraya getirdim. Ve arkadaşlar inanılmaz acıktım gerçekten. Sabahtan beri sadece bir adet dereotlu poğaça ve beyaz çikolatalı tadelle ve kapi kayısılı. Onunla duruyorum ve inanılmaz acıktım. Yanımda Onurhan. Her zamanki gibi. Bu sefer seni sos sıkarken değil, sağlıkken yakın. Sıkarken görüyoruz ama bitmiş. Olur. Babiş. Şimdi karşı masaya geçiyoruz. Annem ve teyzeymiş. Yine çok güzelsiniz. Ve Naz Babiş. Ve şu an hepimiz yiyeceklerimizi bekliyoruz. Yine hayal. Işıklı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bugün Naz. Sevince benzemiyor mu? Bence de benziyor. Ya bizi de genelde teyzemle benzetiyorlar. Ama Naz'la da annemi. Sevince benziyor. Babiş dışarıda makarna yemeye karşı çünkü en iyi makarnaları o yapıyor. Number one. Ona göre. Instagram'da paylaştığımda tarif istediler. Bir gün beraber video çekelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok ya. Güzel görünüyor. Afiyet olsun millet. Afiyet olsun partisi. Arkadaşlar merhaba. Şu an saat 1'i birkaç dakika geçiyor. Nereden bunu biliyorum? Çünkü video yayına girdi. Az önce yorumları böyle katlıyordum, cevap veriyordum. Şimdi neredeyim? Bahçelievler'deyim. Annemin göz kontrolü vardı. Göz kontrolünden sonra yeni bir gözlük alması gerekiyor. O yüzden de buraya geldik. Ben de bu arada miyopum hem de 4.75 bir gözüm, diğer gözüm 4.50 artı bir de astigmatım yani. Geçmiş olsun. Yani lenslerimi çıkarırsanız gerçekten hiçbir şey ama hiçbir şey ama hiçbir şey göremiyorum. Ama lens takıyorum 15 yaşından beri. Ve şimdi annem gözlük seçiyor ve hadi onlara uğrayalım. Bu arada bugünkü kıyafetimi çok sevdim. Bunu bu annemin Gap'ten almıştım. Annemin ceketlerini sürekli giymeye devam ediyorum. Küpeler neredendi? Küpeler uydurmayayım ama H&M diye hatırlıyorum ama uyduruyorum sanki. Hatırlamıyorum. Bunu Roma'dan aldığım bir kolye. Bu içimdeki Zara'ydı ama eskiden almıştım ve Zara beyaz pantolon. Ve şimdi bahsettiğim optik Gülgör optikti bu arada. Ve şimdi annemlerin yanına gidelim. Ben de vlogu dışarıda başlatmak istedim çünkü neden olmasın. Bakayım. Anne bakayım. O tip var ama ya Tuncay. Orayı hiç istemiyorum. Orayı istemiyoruz. Bu güzel bence bu. Bak o da çok güzel. Ben de bunu beğendim. Çok güzel. Vay çok havalı bu. Bak bu tip var. Bu tip istemiyoruz. Bak bu. Tamam. Bu tip. Tamam. Gözlük çerçevesi de bu. Evet bu şu ankinden. Şu an aynısı var. Aldık abi senden. Tamam. Çantada duruyor. Onun camı da değişecek hatta. Her şeyi giyemem de. Bakayım. Vay. Yani bence de her şeyle uymaz ama model olarak yakıştı. Bence şu an. Çok bulandı. Niye içersiniz? Soğuk bir şey içeriz. Tamam soğuk mu? Soda gibi. Babiş ne bu arada? Efendim? Baksana. Bakayım. Soda içer misin? Olabilir. Tamam. Teşekkürler. Çerçeve getireyim. Babiş ne bu arada yolda göz doktorunun oralarda. Babiş'le göz doktorunun oralarda böyle bir tane basketbol sahası bulduk ve arkadaşlar efsane Instagram fotoğrafları çektik. Efsane. Pantolonum beyaz olduğu için annemin göz doktoru sonrası raporlarına oturdum. Harika bir çocuğum. Hani ben bunu çok beğendim. Ben bunu da beğendim. Bak en beğendiğim şu masadaki. Ama bu kahverengi pembe oluşu güzel bence çift renk. Evet. Ama var o pembe membe. Ama bu soft bir pembe. Evet. Bakayım. Ben buna oy veriyorum. Evet. Sanki bu. Yüzünü de açtı bu. Benim de bu istediğim renge daha yakın sanki. Evet. Sana gönderdiğimde renk değişmiş ben anlamadım. Bana resim gönderiyor anne. Sana diyor ki 2 gün sonra rengi değişmiş o resmi. Hanımın bir özelliği var. Bana gönderdiğiniz renkleri rengini değiştiriyor. Ben seveceğim bak bendekini. Hadi açın polemik dakikalar. Polemik. Bunu gönderdi bana tamam mı? Şunu gönderdi. Diyor ki rengi değişmiş diyor. Ben nasıl değiştirebilirim bunun rengini? Seninki nasıl? Acaba iki tane çektin sonra fark mı etmedin? Gönder göstersin yan yana koyalım. Bence gözüm hakikaten bozuk annenin. Ispatlı yani kayıtlı, kanıtlı.
yaşlandım biliyorsunuz. Şu an test edip konuyu açıklık getireceğim. Ha, evet. Getir abi yanına. Buyurun. Bir dakika, ben bu iki rengi arkadaşlar aynı görüyorum. Sadece senin evet. Telefonun parlaklığı kısık diye koyu çıkıyor. Evet bak bir şöyle yüksel. Aslında bak böyle ya, buna benziyor ya. Aynen, gördün evet. mü? Evet buna çok benziyor. Evet. Bugün babişle denk geldiğimiz olay, annem beklerken bir tane çocuk böyle çok küçük yani kaç yaşındadır, 10 falan mı? Sonra böyle gözlük takacağını öğrendi arkadaşlar, gözleri bozukmuş ve inanılmaz ağladı. Ay gerçekten. Evet aşırı ağladı ama böyle ya yazık, çok üzüldüm ama bence gözlük kötü bir şeydi yani, içinizde böyle gözlük takmaktan çekinen varsa saçmalamayın. Ben tam tersi ağlıyordum ya şey, gözlük takmak istiyorum diye. Evet zaten nedense gözü bozuk olmayan insanlar aşırı gözlük takmak istiyor. Bozuk olup takması gerekenler de üzülüyor. Ben bu olayı anlamıyorum ama bence takmayı sevin. Çünkü tarzınızı falan da çok değiştiriyor. Çok güzel anlamda değiştiriyor yani. Ve bir sürü seçenek var. Size uygun olanı bence bulabilirsiniz. Saçımı yine kendim topladım. Gitgide bu konuda iyileştiğime inanıyorum. Daha yukarıdan toplamayı başarıyorum. Arkadaşlar ben eve gitmiştim. Üstümü değiştirdim. Bu ceket elbiseyi giydim. Bunu zaten denemeli alışveriş videomda görmüştünüz. Denemeli ve danslı. Onda en çok bu kıyafeti beğenmiştiniz. Ben de bunu giyeyim dedim. Şimdi Zorlu'da sanırım bir festival varmış. Ve Duygu abla ikimize de bilet almış. Nilkay İbrahim Gül konseri için. Eskiden de birlikte konsere gitmiştik. Şu an tekrar gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Ve çok güzel olacak. Nil'e bayılıyorum. Yeni şarkısı da çok güzel. Eskilerden de umarım söyler. Hepsine dans etmek için çok heyecanlıyım. Şimdi PSM'ye gireceğim. Galiba 3 kat aşağı inmem gerekiyor. Orada buluşacağız. Arkadaşlar günaydın. Bugün diğer gün. Aslında günaydın değil, tünaydın ama çaktırmayın. Zaten bir önemi yok, hepiniz aynı gün izliyorsunuz. Gerçekçi olmak gerekirse saat şu an 1:30 falan öyle bir şey. Dün Nil'le tanışmak arkadaşlar şaka gibi efsaneydi. Duygu abla zaten Nil'i uzun zamandır tanıyor. Çok eskiden. Ve ben de onun sayesinde dün Nil konserine gittim. Nil'le tanıştım. Efsane ötesiydi. Nil'in beni Twitter'dan engelledi diye söyledim yıllar önce. Bunu başka bir videomda daha bahsetmiştim ben. Ortaokuldayken Nil'i inanılmaz çok seviyordum. Hala çok seviyorum. Ve o zamanlar sürekli böyle şarkı sözlerini paylaşıyordum. Paylaştıktan sonra onu etiketliyordum böyle. Etnil takipte ve galiba bir gün yanlışlıkla sayfamı açmış ve büyük ihtimalle beni yanlışlıkla engellemiş. Birlikte buna gülebilmek inanılmaz tatlıydı. Yani bu hikayeyi beni engellediğini bile söyleyebileceğimi hiç düşünmezdim. Onu çok sevdiğimi söyleyebileceğimi hiç düşünmezdim ama çok mutluyum söyleme fırsatım olduğu için ve dünyadaki en tatlı, en güzel, en harika insan. Yani gerçekten hem sahnede şarkı söylerken arkasına verdiği mesela o mesajlar, yazılarındaki mesajları koyması, verdiği mesajlar, yani şu an bence 2018 yılında gücünü o kadar iyi kullanan başka bir sanatçı daha bilmiyorum, ben tanımıyorum. Kişisel gelişim konusunda Nil'in kitaplarını, Nil'in yazılarını, Nil'in söylediklerini her zaman size tavsiye ediyorum. Gerçekten inanılmaz tatlı ve inanılmaz pozitif. Çok örnek aldığım kişilerin başında geliyor. Dün harika bir gündü. Onun dışında bugün annemlerle kahvaltı yaptık. Şimdi alışverişe gideceğiz. Tavuk göğsü almamız gerek. Çünkü ben onlara fırında yaptığım efsane tarifi yapmak istiyorum. Onun dışında bugün çalışan iletişimi diye seçmeye bir ders almıştım. Onun discussion sayfası gelmiş. Yani böyle düşündüklerimizi yazmamız gerekiyor gönderilen metinlere göre. O yüzden onu da bugün halletmem gerek. Aynı zamanda robotiğin temelleri adlı dersim için de yazdıklarımı defterime not geçirmem gerek. Çünkü kağıda yazmıştım, şimdi deftere geçirmek istiyorum. Arkadaşlar bu arada
bu dönem aldığım diğer dersler arasından Mercedes-Benz Türk Ticari Araç Mühendisliği var. Bu ders hakkında çok heyecanlıyım. Mercedes'te çalışan biri dersimize giriyor ve bize bunları dersi öğretiyor. Çok keyifli geçiyor. İlk derste bile o kadar çok şey öğrendim ki ve o kadar ilgimi çekti ki böyle efsane, iyi ki seçmişim dedim. İşaret dili alıyorum. Bu harika bir şey bence. İşaret dili öğrenmeyi zaten çok istiyordum ve bu ders bittiğinde kendimi geliştirmeme göre yani rahatça temel konuşmayı yapabilecek hale gelecekmişim. Bence eğer işaret dili mesela öğrenme fırsatınız varsa herhangi bir yerde ya da buna vakit ayıracaksanız lütfen ayırın. Çünkü yolda işitme engelli biriyle karşılaştığınızda mesela bir yardıma ihtiyacı var. Sizin ona yardım ediyor olmanız, onun dilinden anlıyor olmanız ve ona aynı şekilde cevap verebiliyor olmanız bence inanılmaz harika bir şey. Yani bu kendimi yararlı ve iyi hissetmeme yol açacak. Yani umarım bir gün gerçekten bu dili öğrendiğimin hakkını verebilirim. Bir şey yapabilirim, bunu çok istiyorum. Onun dışında başka aldığım dersleri düşünüyorum. Ödevden bahsettiğim ders çalışan iletişimiydi. Tamamen seçmeli bir ders. Onun dışında başka ders aldım mı? Türk tarihi alıyorum mecburi. Sanırım başka ders almıyorum. Şimdi alışverişe gideceğiz. Annemler ne yapıyor diye bakmaya gidiyorum. Dışarıda olsa yüzüne tükürürdüm. Ben gerçekten arkadaşlar iyi değilim yani Instagram için yaptıklarım. Şurada Poppy'nin afişini gördüm. Dedim ki durdurabilir miyiz arabayı, durdurabilir miyiz? Ve annemler şimdi park ediyor. Sırf Poppy'nin önünde fotoğraf çekmek için. Çünkü ben Instagram temama şirin duracağımı düşünüyorum. Poppy olduğu için ve aynı zamanda böyle pembe olduğu için. Yani burayı temam için kullanacağım. Bence üstüm de çok uygun. Yes, efsane. Çok uygun değil mi temama? Evet.